Merhaba sevgili izleyiciler. Business Channel Türk'ten sevgiler sunarız. Evet, çocuklarımız bizim için çok önemli. Hassas dönemleri, özel yapıları, özel çocuklar her şeyden daha önemli. Çünkü onlar farklı gelişimde olan çocuklar daha fazla ilgiye, daha fazla terapiye, daha fazla sağlığa ihtiyacı var. Bu açıdan da anne babalar nereye gideceğini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Size bahsettiğim gibi stüdyomda işin ehli, bu konuda çok deneyimli, duyu evi fizyoterapi hizmetlerinin sahibi sevgili İmran Erkan'a Toylan'la beraberiz. Bütün bunlara tek tek cevap bulacaksınız ve bu tür farklı gelişimde olan çocuklarımız için neler yapacağımızı öğreneceksiniz. Lütfen ekranlarınıza yaklaşın. Daha detaylı bilgileri almak için can kulağıyla dinleyin. Çünkü hepsi bizim kendi çocuklarımız. Onlara elimizi uzattığımız zaman çok daha fazla getirisini alacağız. Bunu lütfen dikkatle dinleyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim siz. Teşekkürler. Tabii ki çok derin, çok keyifli konulardan bahsedeceğiz. Çünkü yaptığınız iş inanılmaz gerçekten... Takdire şayan, artı çok değerli bir görev yapıyorsunuz. Bunları derinlemesine konuşacağız ama İmran Erkan'a Toylan kimdir? İzleyicilerimiz sizi bir tanısın. 1994 yılında ÇAPA İstanbul Üniversitesi'nden Fizik Tedavi Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. O zamandan beri çocuklarla çalışan bir fizyoterapistim. Uzmanlığımı yine bu alanda aldım. Bir üniversitede 6 yıldır özel bir üniversitede yine fizik tedavi öğrencileri için pediatrik rehabilitasyonda ders anlatıyorum. Öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Duyu evi fizyoterapide hem kurucu müdürü olarak da görev yapmaktayım. Şimdi bir şekilde bizler daha anne adayı olmadan veya anne adayı ama riskli bebekler varken... Bunlarda erken müdahale nasıl olur veya olduktan sonra neler yapılır? Bir bunları anlatalım. Sonra farklı olan çocuklardan bahsedelim. Ne demek istiyoruz? İzleyicilerimiz dinlesin. Tabii ki kendisi yaşadığı için bilenler var. Çünkü o anne ebeveynler onları çok ama hiç bilmeyenler en azından çevrelerine biraz daha duyarlı bakabilirler. Herkes sağlıklı bir bebeğe sahip olmak istiyor. Dolayısıyla da hep herkes için de bunu diliyoruz. Ama ne yazık ki bazen işler yolunda gitmiyor. Doğru. Bu bazen anne karnında oluyor, bazen doğum sırasında oluyor ya da bazen doğumdan hemen sonra bazı sebeplerden dolayı. Nasıl diyeyim? İşte anne karnındaki herhangi bir gelişim, beslenme yetersizliği olabilir, annenin stresi olabilir, sistemik hastalıkları olabilir. Normal planlandığından çok daha önce olan bir erken doğum olabilir. Doğum sırasında oksijensiz kalma olabilir. Bu gibi sorunlar bebeklerin gelişimlerini etkiliyor. Dolayısıyla bu risk faktörleriyle doğan çocuklara biz riskli bebekler gözüyle bakıyoruz. Bunun tabii ki ilk teşhisi hani bebek doğduğu an itibariyle hastanedeyken o sorunu tespit eden çocuk doktoru, çocuk nöroloğu fark ediyor ve daha sonrasında bu çocukların gelişimlerini takip edebilmek için uzman fizyoterapistlere gönderiyorlar. Çocuklar bize geliyorlar ve geldiklerinde biz onların gelişimlerini değerlendiriyoruz. Yani her şey yolunda gidiyor mu? Zamanında başını tutuyor mu? Zamanında gülüyor mu? Zamanında iki küpü üst üste koyuyor mu diye bakıyoruz. Risk içeren yani riskli gördüğümüz bu çocukların gelişimlerinde herhangi bir alanda eksiklikleri var ise biz bunları destekliyoruz ve buna da erken müdahale programı diyoruz. Bu bütün dünyada oldukça yaygın, Türkiye'de de artık anlam ve önemi ön plana çıkmış. Erkenden 2 aylık bebekte bile bir sorun olduğu düşünülüp ya da varsa diye çocukla çalışan, erken dönem bebekleriyle çalışan fizyoterapistlere yönlendiriliyor. Bir ekip halinde biz bu çocukları değerlendirip programa alıyoruz. Programda Voita terapi olabilir, Bobat terapi olabilir. Gelişimdeki eksikliklerine göre uygun tedavi programını seçiyoruz ve uygulamaya başlıyoruz.
Peki bu çocuklar, aileler sizi getirirken nasıl sizi buluyorlar veya o aradaki geçen süreyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar çok önemli çünkü aileler size gelene kadar da korku içindeler veya ne gereği var zaten böyle gidecek diye düşünce içindeler. En önemlisi bu bence. Evet, bundan hani meslek hayatımın ilk yıllarında açıkçası 3 yaşında biz çocukları bulduğumuzda çok erken bulduk diye seviniyorduk. Şimdi 6 aylık olduğunda geç kaldınız bile diyebiliyoruz. Değil mi? Bu açıdan hani Türkiye'deki 20 yıllık gelişime baktığımızda çok sevindirici bu işin farkında olma konusunda. Bizi nasıl buluyorlar? Bazen çocuk doktorları fark ediyor. Yani çocuğun gelişimindeki hani zaten erken doğmuş, normalden erken doğmuş, oksijensiz kalmış. Bunlar zaten bebek olduğunda risk faktörleri biliniyor. Dolayısıyla gelişimi etkileyecek faktörler. Dolayısıyla tedbir olarak bu alanda çalışan fizyoterapiste yönlendiriyor. Diyor ki hani bir gidin, bir görün, gelişime baksın. Ya bir çocuk nöroloğuna yönlendirebiliyor ya da anne baba dikkatliyse, herhangi bir sorun yok dediyse, kendi çocuğunun gelişimindeki yavaşlığı, diğer çocuklardan farklılığı fark edip bazen internet üzerinden, bazen arkadaşlarından, eşlerinden, dostlarından danışarak bizi buluyorlar ya da bu alanda çalışan birisini buluyorlar. Bir de İbrahim Hanım, şöyle bir şey var mı? Hani aileler sizi bulurken veya bulmadan önce, hani bilinçli kesimden değil, hani bu işe inanmayan kesimden bahsetmek istiyorum. Ama benim çocuğum zaten böyle oldu. İşte bunun hiçbir zaman ne kadar uğraşsak da düzeleceği olmaz. Olur mu canım, bu böyle gelmiş böyle gider. Onlarla karşılaşıyor musunuz? Tabii ki en çok karşılaştığımız grup. Aslında iki grupla da karşılaşıyoruz. Birisi benim çocuğumda hiçbir şey yok diyen bir grup. Her şey yolunda. Burada ya anne ya baba ya onların en yakınındaki birisi fark ediyor ve bir yönlendirme yapmak istiyor. Bir de hani durum biraz daha ağırsa, aslında teşhis konduysa, evet yani bu çocuktan hiçbir şey olmaz denilen, ama ne yazık ki beynin gelişen bir yapısı var. Erken dönemde ya da yakaladığınız her dönemde diyeyim aslında, mutlaka çocuğa kazandıracağınız, yaşamını kolaylaştıracağınız, hem çocuğun hem de ailenin yaşamını kolaylaştıracağınız, kazandıracağınız bir yığın beceri var. Dolayısıyla buradaki süreçte ailelerin bizimle olması çok önemli. Gelişimleri peyderpey gördüklerinde zaten işbirliğini yapıyorlar. İşbirliğini yapmayan aileyle zaten çok fazla destek olamıyoruz. Bir de şey de tabii ki bu farklı gelişim gösteren çocuklar derken hangilerini kastettiğimizi hemen açarsak, Down sendromu, otizm, bütün bunlardaki şeyleri. Şimdi farklı gelişen çocuklar aslında çok geniş bir yelpaze. Bu sadece erken doğmuş bir psikomotor gelişim geriliği dediğimiz. Yani zamanında yürümemiş. Nedir? Hani 15 ayı geçmiş, 18 ayı geçmiş hala yürümemiş çocuklardan bahsediyoruz. Ama bunları bir süre desteklediğinizde katılırlar. Yine erken doğmuş ama daha çok etkilenmiş serebral palsi dediğimiz, hani beyin felci olarak Türkçeleştirdiğimiz, artık herkes serebral palsi edebiliyor. Bu grup çocuklar olabilir. Yine otizm spektrumuna sahip çocuklar olabilir. Bunu en hafifinden en ağırına kadar olabilir. Öğrenme güçlükleri olabilir. Down sendromu olabilir. Bunların hepsi farklı gelişim gösteriyorlar ve özel desteklenmeye ihtiyacı olan çocuklar. Tabii ki hepsi birbirinden değerli çocuklar. Çünkü onlar inanılmaz. Zaten çocukların hepsi bir melek. Ama farklı gelişim gösteren çocuklar mutlaka apayrı bir melek. Özellikle Down sendromu için cennetin melekleri derler. Çünkü yürekleri o kadar saf, o kadar temiz. Her bir yaşında büyüse bile, 10'lu yaşları, 20'li yaşları gelse bile o oradaki 3 yaşındaki bir çocuğu mümkün değil değiştirmiyor. Yani. Çok keyifli, çok uzun yıllar çalıştım o vakıfta da. Hani bir aylıkken aldım ama şimdi 18 yaşında olan genç delikanlılar halindeler. Gerçekten de hani bütün çocuklar kendi iyi niyetlerini korumuş durumdalar. O yüzden hayata katılmaları, üretici olmaları gerekiyor ve biz zaten onları bunu sağlamaya çalışıyoruz. Evet, çok özeller ama bizim aramızdalar, bizimle birlikte olmaları, hayatın içinde olmalarını hedefliyoruz. Tabii, yani bir şey yaptığın zaman veya konuştuğun zaman
Ya niye yaptın? Niye? Yani neden sonucu göremiyorlar? O kadar düzler ki, o kadar pürüzsüzler ki. Onun için sizin yaptığınız iş apayrı keyif, apayrı güzellik ve özveri isteyen bir iş. Teşekkür ederim. Fizyoterapi bir de onları anlatmak, onları aynı o terapiye sokmak da kolay bir şey değil. Evet. Peki birçok terapi yapıyorsunuz. Birçok terapinizin de ismi var. Ama adlı terapi ne demek? Fizyoterapi için de pek çok teknik kullanmak zorundasınız. Her çocuğa uygun özel tekniği bulmanız gerekiyor. Hiçbir teknik mükemmel değil ne yazık ki. Dolayısıyla bunların içinde adlı terapi de aslında alternatif tedaviler olarak kabul ediliyor. Ama oldukça etkinliği olan bir tedavi. Adlı tedavi ya da hipoterapiyi adaptif binicilik terapisinden ayırmak gerekiyor. Çünkü adlı terapi bu alanda uzmanlığını almış sertifikalı bir eğitmen tarafından yapılması gerekiyor. Amerika Atlı Binicilik Derneği'nin uyguladığı bir sertifikasyon programı var. Buradan sertifikayı alıyorsunuz. Burada çocuğu hayvanlarla birlikte eşleştirerek onun hani sadece atın üstünde değil, atın bakımı, tımarlanması, yemeğinin verilmesi, sorumluluğu da dahil olmak üzere en sonunda atın üstünde atın hareketlerinden faydalanarak işte dikkatinin geliştirilmesi, vücut kontrolünün geliştirilmesi, iletişim becerilerinin arttırılmasına yönelik yaptığımız tedavi. Ay çok hoş bir Çok tedavi. keyifli. At zaten insanca ve Evet. insan sevgisini en fazla yansıtan hayvanlardan biri. Çocuklar da onu okşarken, Çok şey keyif yaparken değil alıyorlar. mi? Çok Çok keyif alıyorlar. farklı. İkisinin uyumu inanılmaz. Yani İnanılmaz. gerçekten görmek isterim. Gelip sizi izlemek isterim öyle bir terapide. Mutlaka bekleriz. Bütün bunları yaparken sizi zorlayan olaylar ne? Yani toplum sosyal olarak bir mesaj da verelim hem sizin kanalınızla. Size gelene kadar veya farklı alanlarda zorlandığınız konular ne? Aslında bugüne kadar hani erken müdahale kavramını oturtmak gerçekten çok zordu. Bundan 2 yıl öncesinde bir toplantı yapılmıştı ve o yüzden son 2 yıldır Türkiye'de pek çok kongreler erken müdahale kavramını alıyor. Çünkü sizin çocuğu 2 aylıkken, 6 aylıkken, 1 yaşın öncesinde beynin gelişimi açık, becerilerin daha az ama öğrenmeye en açık dönemde yakaladığınız kısımla 5 yaşında yakaladığınız ve yapmaya çalıştığınız şey çok farklı. Çok Çünkü doğru. 5 yaşındaki bir çocuk artık okul çağına gelmiştir, okul hazırlıkları vardır ve siz bir yıl bir yıl akademik ve motor beceriyi kazandırmak istersiniz. Dolayısıyla en erken dönemde herhangi gelişimde bir gecikme görüldüğünde mutlaka çocukların çocuk doktorları onu takip eden kişiler tarafından uzman kişiye yönlendirilmesi gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Bu bir ekip işi. Bu ekibin içinde mutlaka bir psikoloğun olması gerekiyor. Hani ailenin bu kabullenme süreci. Çünkü bize geldiklerinde çok zaman bir teşhis yoktur. Hani ama bir sorun vardır. Evet. Desteklenmesi gereken. Dolayısıyla ailenin bu süreç içinde bizimle olması, katılması, kabullenmesi ve çocuğun belki de 20 yıllık hayatını gördükçe gördükçe planlanması gereken bir süreçteyiz. İlkokul zamanları neredeyse çözümü buldu ama hala belli bir yaşa gelmiş çocukların üretimin içinde olması, yaşamın içinde olmaları için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. En çok zorlandığımız alanlar bu. Peki İbrahim Hanım, yani size gelen tabii ki duyu evi fizyoterapi hizmetleri veriyorsunuz. Sosyal anlamda SGK veya sosyal yardım ve sosyal şeyler ödeme yapıyor mu? Bu yapılan tedavilerin bir karşılığı var mı? Devlet bu konuda yardım ediyor mu? Buradan da bizler de sesimizi ve bu özel çocuklara yardım nedeniyle de altını çizerek duyuralım. Biz özel çalışan bir kurumuz. Şartların getirdiği durumlardan dolayı tabii ki raporlanma süreçleriyle bir üniversite hastanesine raporlandığında özel eğitim rehabilitasyon merkezinde bu çocuklar devletten fayda alabiliyorlar. Ama özel çalışan kurumlarda
hizmet kalitesinin biraz daha farklı, daha iyi sunmak istediğinizde ne yazık ki hem bizim üzerimize hem de ailelerin üzerine biraz yük biniyor. Burada devlet yardımı yok. Aslında buralarda belki Çalışma Bakanlığı, Sosyal Sağlık Bakanlığı, hani sizlerin bu açıdan sesini duyabilir. Mutlaka birçok merkezler var. Üniversite, fizik tedavi, rehabilitasyon merkezleri. Ama bunlar bu çocuklar için ne kadar yeterli? Gerçekten her farklı çocuğa yetebiliyorlar mı? Çünkü onların da yoğunluğu çok fazla her alandaki gelen tedavilerden dolayı. Sizin gibi merkezleri belli bir bütçeyle destek verilirse birçok çocuğa daha ulaşılır. Mutlaka. Topluma mutlaka çok daha rahat kazandırılır. O işlemler yürümesi, işte yatağa bağımlı kalmaması, sandalyeye, tekerlekli sandalyeye çok daha fazla bağımlı kalmamasını sağlayacaktır. Fizik tedavi gördüğü zaman, fizyoterapi gördüğü zaman o çocuklar, o aileler, anne özellikle daha fazla işini yapacaktır. O da psikolojik olarak, sosyal olarak toplumda daha rahat olacaktır. Bu çocukların da gelişimi mutlaka çok daha şey olacaktır. Olumlu yönde etkilenecek. Tabii ki hani devletin desteklenmesi, ailenin bu işi sadece kendi maddi imkanlarıyla yapmaması çok önemli. Çünkü ciddi bir maddi külfet getiriyor. Ama hem hastanelerin hem özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin çok zaman fiziki koşulları etkin bir tedaviyi uygulayabilmek için yeterli olmuyor prosedürlerden dolayı. İş yükünün fazla olması. Biz 45 dakikalık seanslar yapıyoruz. Ama bu özel hastanede olduğunda hem ortamın uygunluğu, çocuklara özel bir yapının olması mümkün olmayabiliyor. Evet, inşallah buradan sizlerin sesini duyar, bizlerin de aracılığıyla. En azından sizin gibi bu, çünkü spesifik ve özel bir iş. Çok özel. Onun için de binlerce merkez yok. O binlerce olmayan merkez olduğu için de devlet biraz daha size yaklaşabilir, biraz daha sesinizi duyabilir. Çünkü bu özel çocuklar ne kadar fazla sarıp sarmalanırsa, ne kadar hızlı tedavileri yapılabilirse o kadar da fazla keyifli, insanların yüzü gülün. Biz onları görünce evet, çünkü yüzümüz gülüyor. Hayata katılmış olacak. Bir kişiyi daha toplum içine kazandırmış olacağız. Evet, çok doğru. Bütün bunlarda her fizyoterapi yaparken cihazlar, aletler, her şeyi de yapıyorsunuz değil mi? Çocuklarla olan fizyoterapi daha farklı. Hani herhangi elektrikli cihaz ya da onun benzeri aletler daha çok yetişkin fizyoterapisinde kullanılır. Biz merkezimizde hem duyu bütünleme temelli fizyoterapi hem de Bobat terapiyi kullanıyoruz. Bütün hepsini de oyunla birlikte kullandığımız için bizde kullandığımız materyaller genelde salıncaklar, bol miktarda oyuncaklar. Dolayısıyla çünkü çocukların tek işi oyun oynamak. Ve her şeyi oyunla öğreniyorlar. Temeli bu. Çocuk olmalarının gerektirdiği şey bu. Dolayısıyla da biz işin en başından başlıyoruz. Onlara oyun oynamayı öğreterek, oyun oynamayı sürdürmeyi öğreterek, farklı oyunları nasıl oynayacaklarını daha keyifli öğretmeye çalışıyoruz. Benim yıllardır savunduğum bir şey var. Yani çocuklar fizyoterapi almak zorundalar. Aileler de, bu iş çok zorlu ve uzun süreçli bir iş. Çok uzun yıllar devam ediyor. Ama bu hizmeti kaliteli ve doğru alırken aynı zamanda mutlu olmalılar. Eğlenmeliler ve hayatın içinde olarak devam etmeliler. Çünkü aşırı derecede stres, zaten hayatların yükü çok fazla. O yüzden biz duyu evinde buna çok dikkat ediyoruz. Uyguladığımız tedavi teknikleriyle birlikte ailelerin ve çocukların keyifli, aktif olarak katıldıkları bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki sizin gibi iş yapan merkezlere buradan söyleyeceğiniz şeyler var mı? Sizle aynı iş yapan kişilere? Tabii ki herkes bu işi çok özveriyle yapıyor. Dolayısıyla aileler ve çocuklar bize umutlarını bağlıyorlar. Hani maddi olarak yatırdıkları kadar en önemlisi umutları. O yüzden
Gerçekten de ailelere ve çocuklara bu alanda çok dikkatli, özenli ve geleceklerin için doğru planlar, doğru yönlendirmeler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun bizim gibi çalışan bütün kurumlar için çok önemli olduğunu ve farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki gençlere ileteceğiniz bu dalı veya bu bölümü seçmeleri için ne yapmaları gerek ve hangi sevgi koşuluyla o mesleği seçmeden önce yapmaları gerek? Üniversite sınavıyla birlikte yeni sistemlerle herhangi bir üniversitede fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü, 4 yıllık bölümü seçerler ve bitirirler. Bitirdikten sonra kendileri içinde çalışmak istedikleri alanı belirler. Sporcularla çalışabilirler, nörolojik hastalarla çalışabilirler, ortopedik hastalarla çalışabilirler ya da benim gibi keyifli bir alanda çocuklarla çalışabilirler. Çoğunlukla meslek sonrası kurslar almak gerekiyor. Duyu bütünleme kursu, BOBAT kursu gibi meslek sonrası eğitimlerdir bu, pek çok alanda olduğu gibi. Daha sonra çocuklarla çalışmaya karar verdiklerinde bu kursları da alarak tamamlayabilirler. Ama çocuklarla çalışmak, yetişkin hastalarla çalışmaktan biraz daha farklı. Çok daha geniş düşünmek gerekiyor. Eğlenmeyi hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Sağlıklı düşünmek değil mi? Sevgiyle evet. Yapılması gerekiyor. Çok daha özen, çok daha sakin, çok daha sabır gerektiriyor. Aslında bütün her meslekte olduğu gibi. Ailenin işin içinde olduğunu unutmamak ve onları dışarıda bırakmadan bir arada olmak gerektiğini hep hatırlamaları gerekiyor. Ama çocuklarla çalışmak insanı dinç tutuyor. Değil mi? Çocuk ruhuyla, çocuk gönlüyle. Çocuk bakışıyla her gün zaman geçiyor. Gerçekten işiniz çok zor. Yani şey olarak zor. Bir kere özveri gerektirdiği için, sevgi gerektirdiği için ve farklı gelişim çocuklarla olduğun için. Hani diğer çocuklara dur yapmayı daha kolay anlatabilirsiniz. Veya bak şu oyunu oynayacağız, şunu şey yapacağız, dizeceğiz derken çok daha ikinci, üçüncü kez anlatmanız gerekmiyor ama bunları anlatmanız gerekiyor. Onun için hem anne babaya çok sabır düşüyor. Burada sizi bırakacak aslında çocuklar değil bu tedaviyi, anne babalar. Evet. En önemlisi size gelir, bir iki dener. Ondan sonra denemiş olarak görür bunları. Halbuki çocuğun tedavi olarak görmez. Ondan evet. Sonra ya yağmurundan, ya rüzgarından, ya güneşinden, ya trafiğinden etkilenir ve size gelişim evet. Genellikle buradan kaybedilir. Tabii ki aileler arayış içindeler. Her zaman normali arıyorlar. Ama normal dediğimiz kavramın ne olduğunu sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Bazen gerçekten normal ya da normale yakın getirebilirsiniz. Ama bir insan olarak normal olmasa bile onu hayatın içinde adapte edebilme becerisi gerekiyor. Özellikle de bir uzman kimliğine baktığınızda bunu ailelere çok doğru anlatmak gerekiyor. Gerçekten uzun süreçli işler. Keşke bazen diyorum elimde bir sihirli değnek olsa ve dokunsam her şey yolunda gitse. Hani bir kere gelseniz ve bir daha görmeseniz beni. Ama ne yazık ki öyle değil. Çok sabır gerektiriyor hem aileler için. Hem uzmanlar için doğru hedefleri belirlemek gerekiyor. Hedefleri kazandıkça bir sonraki hedefi belirlemek ve en önemlisi ailenin rüzgardan, çamurdan etkilenip terapiyi bırakmaması için de bunları aileye doğru bir şekilde anlatmak gerekiyor. Ancak bu zaman sonuç alabiliyorsunuz. Evet, evet sevgili izleyiciler. İmran Erkan Atoylan'la Duyu Evi Fizyoterapi Hizmetleri kendi yeri koşu yolunda ve farklı gelişim gösteren çocuklarda uygulanan fizyoterapi, oyun, artı yardım, iletişim, denge, bütün bunları konuştuk. Atla birlikte yapılan tedaviler, terapiler. Siz ebeveynler, bu tür çocuklara sahipseniz, onları belli merkezlere götürüyorsanız, fizik tedavi olarak fizyoterapi uygulatıyorsanız, genellikle sizler sıkılırsınız ve sizler yarım bırakırsınız. O çocuklar onları bilmiyorlar. Onlara o yollar
gidip yürüyemezler tek başına. O merkezlere ulaşamazlar. Lütfen biraz daha özveri size düşüyor. Her zaman daha fazla özveri. Onun için de merkezleri giderken, tararken üşenmeyin, bıkmayın, pes etmeyin. İnanın ki yok yürümez, bir daha oturamaz, bir daha bu sandalyeden kalkamaz dediğiniz çocuklar bir bakarsınız basket oynayabilir, bir bakarsınız yüzebilir, bir bakarsınız bir kafede iş yapabilir veya bir üniversite sınavlarında muhteşem bir bölümde onun alanında kendi mesleğini yapabilir. Evet sevgili izleyiciler. Sevgili İmren Erkanat Toylan'la bütün bu konuları konuştuk. Ona ulaşmak istediğiniz zaman çevrenizde, yakınlarınızda, etrafınızda yardım almak isteyen bu tür ailelere lütfen destek vererek, gönül vererek, yönlendirerek yardım verebilirsiniz. Duyu Evi Fizyoterapi Hizmetleri'ni arayıp gerekli bilgiyi de alabilirsiniz. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Saygılar, sağlıkla kalmanızı dileriz.